Bulunduğumuz bölge şu anda sol tarafımız Boztepe, sağ tarafımız Karaceren köyümüz, ön tarafımız Seyfe. Burada şu anda bulunduğumuz yer Boztepe'nin hemen üstü ve Çimeli karşı taraflar. Bu bölgede firmalar maden arama ruhsatı almışlar ve çalışıyorlar. Karaceren bölgesi de hemen yan tarafta siteler olmasına rağmen maden arama izin almışlar ve altın çıkarmak için bölgemizde çalışmalar yapıyorlar. Kırşehir buradan 2 kilometre Kuşucumu, şu tepenin öbür tarafı Kırşehir ve Kırşehir'in su havzası var. Özellikle Seyfe Gölü göçmen kuşların güzergahında olan bir bölge. Afrika'dan Rusya'ya göçen göçmen kuşlarının konaklama alanı. Bu maden çıkmaya başladığı zaman hem toz bulutlarıyla hem siyanürle bölgemizdeki tarımı, hayvancılığı ve Seyfe Gölü'nü tehdit ediyor. Onun dışında da Kırşehir'in su havzasını tehdit ediyor. Bu bölgemizin karşı tarafında da Kama'nın su havzası var ve Cemele ve Terziali bölgesinden 25 bin nüfuslu bir ilçemizin su havzası. Buralarda maden çıkarmaya başladılarsa bu dört bölgede Kırşehir'in gelecekteki yok olacak ve yaşamı tehdit altında kalacak. Şunu biliyoruz, dünyanın dört bir yanında maden çıkarıyorlar ama vahşi bir şekilde ulusal ve uluslararası tekelleri çıkardığı bu madenler maalesef vahşi bir şekilde çıkarılıyor ve o bölgeyi talan edip gidiyorlar ve pisliğini, siyanürünü, kimyasalını bize bırakıp gidiyorlar. Bütün Kırşehir kamuoyunu, bütün bölge halkını ve Türkiye'deki bütün çevrecileri ve Kırşehir'in değil, Türkiye'nin talan edilmesine karşı mücadele eden bütün çevrecileri bize destek olmaya çağırıyoruz. Bunun için biz de Kırşehir Belediyesi olaraktan, Kent Konseyi olaraktan, sivil toplum örgütleri olaraktan, Mimarlar Odası, Mühendisler Odası, muhtarlarımız, bölge halkıyla buna asla müsaade etmeyeceğiz. Bu mücadeleye bize katkı sunmalarını hepsinin bölge halkında ve Türkiye'de destek bekliyoruz. Hepsine saygılar sunuyoruz.